Orhun abidelerinde anlamı çözülen ilk kelime hangisi olmuştur? A. Tengri, B. Umay, C. Budun. Eski Türkçe ya da Türkçenin ilk örnekleri olan işte Uygurlar. Daha doğrusu şöyle toparlayayım, heyecanlandım şu an. Faun diye bir müzik grubu var. Ben çok severim onu. Oynen Ger diye bir parçası var. Eski Uygurca. Hmm. Orada da hep şöyle der. Bu bahçede kimler var? Oynen Ger, Oynen Ger. Ben de biraz fonetikle alakam olduğu için biraz böyle dediğim gibi hani eski tarih, mitolojiyle de alakalıyım. Tengri'nin tanrı anlamına geldiğini biliyorum. Hatta Haluk Bilginer'in bir filminde, sinema filminde Gök Tengri dediğini çok net hatırlıyorum. Umay, çocukluğumdan Umay Umay var ama Umay eski Türkçe mi? Bilemedim. Budun eski Türkçe'den yani olduğunu düşünüyorum. Dinlediğim şarkılardan yola çıkarak yorum yapıyorum hani çağrışım olarak. Şüker yok muydu burada artık? Keşke olsaydı. Taze bitti. Yani o Tengri'deki Enk kelimesi. Yani anlamı çözülen ilk kelime diyor olması hani inanç, din hemen her kültürde başat rol oynar ya. Muhtemelen yani bir şey çözülecek olsa herhalde bu onunla alakalı olur diye bir tahmin yürütüyorum. Bakışlarınızdan yola çıkmaya çalışıyorum ama bir yandan. Gerçekten bakışlarım şu anda şıklarla ilgili bir şey söylemiyor. Umay Umay Umay. Yani Umay hiç dinlediğim şarkıları düşünüyorum eski Özbek ya da Uygar Türkçesinde. Sibiryalı şaman bir arkadaşım da vardı. O da böyle bana o kelimelerden bahsederdi. Yani Umay vardır belki de ben denk gelmemişimdir ama Tengri, Budun böyle küçükken de Korkut hikayeleri okurdum falan. Hani mantık olarak Tengri'nin tanrı olduğunu biliyorum. İnanç sistemi hani tüm kültürlerde önemlidir. Zamanımız var değil mi biraz? Var var. Tabii ki. Siz yeter ki doğru şıkı bulun. Orhun abideleri. Göktürkler, Orhun abideleri, Uygurlar. Yani hala düşünüyorum ama Umay olduğunu çok düşünmüyorum. Yanılıyor da olabilirim ama kamera karşısında olmak da ayrıca bir heyecanmış. Yani ben gelirken şey diyordum ya, geçmişten alışkanlığım var. Hani kamera önü deneyimim falan. Tamam diyordum ya, heyecan yapmam. Arkada en çok heyecanlanan bendim. Buraya çıktım, bu 150 hani ya insan işte kazanmadan önce şey diyor ya böyle, ne olacak? Zaten o para yoktu ama buraya oturunca öyle olmuyormuş, bunu itiraf ediyorum. Bu arada üçlemeleri tamamladığınızda aslında o para artık sizin için var. Sadece riske edip etmeme kararı veriyorsunuz. Yani riske etmek. Yani tamam etmek. Zaten yoktu da ama artık kazanınca var, var yani. Var değil mi? ya bu süreçte öğrendiğim, en çok öğrendiğim şeylerden birisi aslında bir şeylere çok tutunmamaktı. Bir şeyleri bırakmaktı. Şimdi mesela burada çok tutunduğumu fark ettim bu soruda. Umay olduğunu çok düşünmüyorum. Budun olabilir çünkü var öyle bir kelime biliyorum ama Tengri ağır basıyor. Muhtemelen Tufan Hocam şu an olsaydı Joker hakkım, o da derdi ki. Tabii Tufan Hoca olsaydı hemen olsaydı. Şimdi sizi güzel bir şekilde yönlendirdim. Aa yani o butona basmak istemiyorum ben. İçime soruyorum. İçimde hep şarkılardan yola Tengri hani tanrı inancı, inanç. İlk kelime yani herhalde Tengri'dir diye düşünüyorsunuz. Şu an 150 bin lira bana gülümsüyor ama Tengri diye düşünüyorum. Onaylatayım mı? Onaylatın ya, uzatmanın bir anlamı yok yani sonuçta yani. Peki. Tengri'den vazgeçmeyeceğim, evet Tengri diyorum. Peki o zaman 150 bin liralık soruda A şıkkı Tengri dediniz. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum, onaylıyorum. Eminim, onaylıyorum, evet. Peki, onayladınız.
Biz de şimdi bakacağız. Eğer yeşil yanarsa 150 bin lira. Harika bir rakam. Evet, çok güzel. Kırmızı yanarsa hep birlikte üzüleceğiz ve vedalaşacağız. Bir başka seçenek de üzmeyelim ya. Kırmızı İnşallah. Buton. Yok basmayayım. Biz kimseyi üzmek istemiyoruz. Bakalım mı doğru cevap neymiş? Şu 150 bin liranın şu an enerjisini almaya çalışıyorum. Evet bakalım lütfen bakalım evet ya. Haydi.